Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün şu eski hile dizileri biraz kontrol edelim dedim. Bakayım bunlar yaşıyor mu? Öldüler mi? Evet. Şu an bu kril teresim vardı. Yeni nickname'im Rocky Bazuki. Bu salak abi ya. Harbi gerizekalı. Bak kendini şeyden geçti artık. Bodybuilding'den çıktı bu. Bunun olayı çok farklı bir yerlere gitti. Şöyle bakalım neler yapıyor. Tabii güçten alakası yok da işte. Arkadaşlar bunların olayları bilmeyenler için diyeyim, sintol kollarına basıyorlar veya vücudun çeşitli yerlerine sintol basıyorlar. Aslında sintolun çok profesyonel Mr. Olympia seviyesindeki sporcular kullanabiliyor. O da neden? Örnek veriyorum. Adam yıllarını vermiş, 40 senesini, 50 senesini. Artık Mr. Olympia'da yarışıyor. Kolunda bileğini çok çalışmış ama yeterince yedirememiş, doyuramamış, buradaki adede antrenmanlara, ilaçlara hiçbir şekilde cevap vermemiş. O da bu noktaya, atıyorum ön koluna, bunu uygulamış. Yani küçük küçük. Ama bu arkadaşlar bokunu çıkartmış, o yüzden vücutlarını mahvetmişler. Yani kimden örnek verebiliriz? Jay Cutler, Kai Girin, bunlar en kafadaki isimler mesela. Bunlar da var. Sintol eski zamanlardan yani tespit edilmiş, bunların videoları da var. Örneğin en son William Bonac için söylendi ama çok yakından fotoğraf çekildi ve incelendi, bu iddialar için ne diyorsun denildi. Yani yersizdi arkadaşlar o iddialar. Şimdi bakalım başka fotoğraflarına. Bu da eski hali, ilaç kullanmadan önceki haliymiş. Ya şimdi bunun yeni olayı arkadaşlar, artık şey vücudunu geçti, dudaklarına sintol basıyor herhalde. Dudaklara sintol basılmaz herhalde de bu arkadaşlar farklı bir silikon uygulamadır. Hani bu zaten bir iki defa ameliyat da oldu. Bu kolların içindekileri temizlemek adına bir şeyler yapıldı ama bu değişik bir şey arkadaşlar. Bir insan bunu kendine yapamaz yani. Yapıyorsa ruh hali normal değildir. Yani fenomen olmak için böyle bir şey yapar mısınız? Sorsam size cevabını siz verin arkadaşlar. Yorum kısmını. Bir ara çok çekti bu kollardan. Belki de sonradan tekrardan sintol uyguladı. Çünkü bir ara bir kolu komple silmişti diyeyim yani. İçerisinde hiçbir şey kalmamıştı. Bakın işte burada olabilir. İğrenç. Yani bu sintol dediğimiz olay arkadaşlar bir nevi petrol gibi bir şey. Köpük. Yani ilkten böyle şişede olduğunu düşünün. Sonra bu gitgide o bölgede yayılıyor, artıyor. Yani şey gibi, alkol gibi derler, hani şişede durduğu gibi durmaz. Bir flakon vurursun, hayatını kaydırırsın işte böyle. Bunu arkadaşlar sakın ha sakın steroidlerle, anaboliklerle bir tutmayın. Asla öyle bir şey değildi. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum veya bilinçsizce yorum yapacak olanlar için söylüyorum. Öyle kafanıza göre sporu değerlendirmeyin arkadaşlar. Steroidlerle hiçbir alakası yok. Burada görüyorum ki arkadaşlar bu kol önce içindeki boşaltılmış. Bu salak herhalde bu kollarsız yapamam deyip tekrardan sintol uygulamış kollarını herhalde. Ya, fenomen olmak adına arkadaşlar günümüzde her bok yenilebiliyor. Buna saygı duymam arkadaşlar. Bu saygı duyulacak bir şey değil. Bu bizim olayımız zaten, herkes biliyor. Bu hileciliktir arkadaşlar. Başarıya giden yolda kestirme aramaktır. Başarıya giden yolda kestirme yoktur. Tekrar altını çiziyorum.
anabolikler, steroid maddeler kestirme değildir arkadaşlar. Bunu kullanan insanlar veya profesyonel arkadaşlar bilir. İlaçlar tek başına bir işe yaramaz. Antrenman, beslenme hepsi bir kombinasyon. Müthiş bir derecede önceki videoda söylemiştim. Para harcamanız lazım. Örneğin yarışa hazırlanıyorsunuz. Müthiş derecede cebinizden para çıkıyor. Sadece al o zaman steroidi vur olsun. Öyle bir durum da asla söz konusu değil. O zaman herkes güzel vücut yapsın. Hadi kimse güzel vücut yapamıyor. Herkes ilaç kullanıyor. İstanbul'un %80'i, %90'ı ilaç kullanıyor spor yapanları diyorum. Ama güzel vücut var mı? Yok. Parmakla gösterilecek kadar az. Yani her şey arkadaşlar yöntem. İlaçlar tek başına bir işe yaramaz. Bu zaten değişik bir olay. Örnek vereyim arkadaşlar. O zamandan bu zamana yani 5 yılda bir insan çok güzel vücutlar yapabilir. Tabii ki o da dediğimiz ilaçları, maddeleri kullanarak yani natürel bir şekilde 5 yılda güzel vücut yapılır mı? Yapan yapabilir ama çok zor arkadaşlar. Hani natürel arkadaşlar yani bir yerde vücut yeter diyor artık. Buradan ileriye beni götüremezsin diyor. Artık o saatten sonra ne yaparsanız da olmuyor. Yani bunları tavsiye ettiğimden değil ama bunlar bir yerde aklınızda kalsın. 5 yılda güzel vücutlar yapabilirdi elindeki imkanlarla. Ama bu şekilde de popüler olabilir miydi? Olamazdı. Yine dediğimiz yere geliyor. İnsanlar bu fenomen olmak için her haltı yiyebiliyor. Öyle bir devirdeyiz. Bakın kolların arasındaki farkı. Yakında diğerini de boşaltırlar. Çünkü o artık vücudun mikrop üretmeye başlıyor. Sonuçta öyle bir pislik arkadaşlar. Yani yağ, petrolümsü bir maddeyi vücudunuza vermek ne kadar doğru? Siz kendiniz karar verin veya yorum kısmına da benimle paylaşın. Diğer bir arkadaşa bakalım. Onun henüz böyle bir kesikleri yok. O da iğrenç bir vücuda sahip. Bunu herkes atıyor bana zaten. Nedir o zaman falan. Geçen de teyzem attı bana. Yasin şuna baksana. Bu arkadaşlar Photoshop zaten. Bu adam yani Sintol yetmemiş, kollar 50 santimi geçmiş ama Sintol yetmemiş, Photoshop da yapmak istiyor. Supernatural Wilder Mutant. Ya var arkadaşlar. Siz yorum yapın arkadaşlar. Ne kadar hoş gözüküyor değil mi? Şöyle bir olay var şimdi. Sırt en büyük kas, vücudumuzun üst vücuttaki en büyük adeliğe sahip olan bölgesi sırt. Ama bakın sırt ne kadar zayıf. Sırta çünkü bunu yapacak bir yer yok. Yaparsa yatamaz. Sırt üstü de yatamaz. Rahatsız eder. Bölgelere odaklı vuramaz. Tamam latlarına vursa bu sefer böyle kabaracak. Yani rahatsız edecek onu. Bir tek böyle ön vücutlara vurmuştu, omuzlara, buralara vurulabiliyor işte. Göğüsler zaten kendini mahvetti. Bilmeyen için herhalde şu ağırlığı sallaması çok büyük bir şeymiş gibi düşünüyor da. Yani. Bu adam diğeri gibi de hani öyle bir fenomenlik olmadı. Çok haber oldu tamam. Haber oldu ama bu ekstra hayatına bir şey kattı mı? Sanmam hani Rus'un katmış. Hani hayatı çok değişti. Önceden mesela fakirdi. Adamın cebi para gördü diyebilirim yani. Ama bunu öyle bir katkıda bulunuldu mu? Yok. Bu hesap galiba kapatıldı. Yeniden açıldı diyecektim ama burada bir tane daha var. Bakayım bu ne? Ha, kapatılmış. Ya bunun kapatılması çok normal arkadaşlar. Çünkü sağlığı bozan bir durum var ortada. Hani insanlar bunu görüp örnek alabilir. Saçma sapan şeylere kalkışabilir diye Instagram bu tarz şeyleri kaldırabilir. Veya çok şikayet edilirse de kaldırılabilir. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Bakın her tarafına vurulmuş. Omuzlar, bisepsler, trisepsler ama bilekler. Bunlar da küçük kas grupları olduğu için buralara da vurması zor. Yani az önceki Jay Cutler, Kyle Gere'nin örneğini verdim. Onun kollarına yapıyorlar da mesela
şuradaki adilemiz eksik değil mi? Çok küçük küçük şekilde onlar müdahale yapıyorlar ama bu onu zaten düşünmez. Hani bir orantı yapayım diye yapmamıştır bunu. Böyle yeter ki ben büyük gözükeyim. Dışarı çıkınca insanlar beni, yani egosunu nasıl tatmin edebilecekse o şekilde düşünmüştür. Küçük aklıyla. Ama saygı duyulacak bir tarafı yok arkadaşlar. Berbat, berbat ötesi. Yani sizin de yorumlarınız varsa arkadaşlar ekleyin. Biz de, ben de göreyim. Ne düşünüyorsunuz bu tarz insanlar hakkında? Bunlardan içimizde var mı? Türkiye'de. Türkiye'de de var. Ama öyle çok nadir, az sayıda. Zaten siz şimdi bugün bulmak isteseniz Sintol denilen o maddeyi çok zordur arkadaşlar. Bulması da zordur. Ama Türkiye'de de bulanlar, yapanlar var. Bu konuyu bir yerde açmıştık. Hatta profesyonel biri kendini uygulamıştı. Kolları da çok zayıf kalmıştı. Hatta geçen gün konuştuk arkadaşlar. Yani var arkadaşlar. Ama bizim tavsiye ettiğimiz asla böyle bir şey olamaz. İğrenç ve iğrenç ötesi. Daha eski örneklerinde kolların kesilmesine kadar gidilen durumlar da var. Yani şu arkadaşlar, bir insan şunu kendine yapar mı? Yani kolumuzun şöyle olmasını ister misiniz? Aslında. Ama dediğim gibi bu adam sonuçta bir şeyler yaptı. Bu şekilde olsa, saçma sapan bir şekilde de olsa fenomen oldu ve gelir sağlıyor. Gelir sağladığı bir yaşam haline dönüştürdü kendini ama diğeri zaten hala yerinde sayıyor. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Yapmamı istediğiniz videolar varsa lütfen yorum kısmına ekleyin. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.